Merhaba arkadaşlar. 1 Mayıs 2023. Arımız düzenli beslemeden sonra 10 çıtayı düzdü. Bu arıdan 3 tane birer çıtalık bölme aldık. Ve halen 10 çıta. Şimdi karar verme zamanı. Arımıza kat mı atalım, oğula mı yöneltelim? Bizim, o sizin bileceğiniz tercih. Bizim arımız çoğu olduğundan biz bala yöneltiyoruz arılarımızı. Şimdi katımızı koyalım inşallah. Şöyle bir ballı çerçevemiz. Şöyle kabardılmış çerçeveler, petekler kullanıyoruz. Arımız kata daha çabuk çıkar. Arımızı açalım. Arkadaşlar burada internette çoğu yanlış bilgiler var. 2-9, 2-8 çıta falan diyorlar. Alakası yok. Kata alacağımız çıtamız doğmaya yakın çıta olması lazım ki kat dağarımız 3-5 gün içinde kata yürüsün. Evet. Çok uygun bir çıta. Yavrular doğmaya başlamış. Birkaç gün içinde bu yavrular doğacak. İkizi dokuzu yok. Patlamaya yakın çıtalarımızdan kata alacağız. Kata iki çıta aldık. Katımızı aldık. İki çıta aldık. Şimdi yapacağımız işlem. Nevşehir bölgesi akşamları soğuk olduğundan arı kata yürüyünceye kadar
şu vaziyette. Arımızı koyduk. Arımız dalak yapana kadar bu naylonu almayacağız. Şimdi şöyle bir gülme tahtası yaptık. Şöyle bir diye sarıyoruz. Şöyle bir çuvalla sardık. Örtü bezini koyalım. Kapağımızı kapatalım. Olay bu arkadaşlar. Akşamlar soğuk olduğundan arımız yavruyu terk ederse üşümesin, sıcaklığı devam etsin diye paketledik. İyi günler arkadaşlar. Diğer videoda görüşürüz.